bisiklet yolculuğundan merhaba arkadaşlar. Yanımızda Birol abi var. Birol abi yakın bir zamanda bir Türkiye rekoru kırdı. Daha öncesinde Osman Şirin'deydi değil mi abi bir rekor? Şu an Birol abimize geçti Osman abiden. Birol abimiz de aktif olarak İstanbul'un Avrupa yakasında sürekli pedal çeviriyor. İsterseniz biraz kendisini tanıyalım. Bu yıl 17 bin kilometreye yaklaştım. 16.900 kilometre falan denk geldi. Ya bu bir bayrak yarışı arkadaşlar. Yani kimde olduğundan yani ben biraz daha geliştirmek istedim. Önümüzdeki günlerde zaten daha da arttırmayı düşünüyorum. Çünkü ilk defa böyle bir ekiple beraber çıkmıştım. Eksikler ne, fazlalar ne, onları çok daha iyi öğrenebiliyorum şu anda. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya rekoru için çalışmalara başlatacağım zaten. Dünya rekoru 890 kilometre. Yapılamayacak bir şey değil. Burada önemli olan işte eğim nedir? Daha önce rekoru kıran kişinin hangi şartlarda kırılmış? Bunları bir araştıracağım. Ona göre devam edeceğim. Dünya rekoru hedefi var o zaman şu an kesinlikle, abi. Kesinlikle. Kafaya yani koydum ben bunu. İnşallah abi. Ne zaman olacaksa artık. Bisiklet haricinde neylerle uğraşıyorsun ben abi? Bilgi işlem firmam var. Yani Mimai. Kurumsal firmalara destek oluyorum. Yani bunlar bazen arkadaşlar söylüyor sen çalışmıyormuşsun diye. Değil mi? Sürekli hep bisiklete binerken geliyoruz. Telefon olması yeterli. Ve internet olması yeterli. Artık sorunların çoğu zaten %60-%70 telefon ve internet halledebiliyorum. Mobil artık her şey. Geri kalanda zaten müşterilerime uğramam gerektiği zamanlar oluyor. Müşterilere bile zaten böyle bu kıyafetlerle gidiyorum. Bisikletle gidiyorsun herhalde. Böyle kesinlikle yani. Hatta ilk ne zaman, birkaç sene önce şöyle bir şey oldu. Benim iş yerime böyle gelemezsin dedi. Hadi ya, karşı çıktı yani. Kesinlikle. Müşteri. Ben dedim o zaman beni çağırmayın. Yani çağırmayın beni, bana mecbur değilsiniz. Yani binlerce bir işlemci var şu an İstanbul'da. Daha sonra onu söyledikten yaklaşık 4 senedir halen çalışıyordum. Devam ediyorum. Bisiklete nasıl başladın abi? Yani bisikleti... Ya ben yol bisikletiyle 2 yıl oldu. 2 yıl olmadı daha başlayalım. Daha öncesinde ne sürüyordun? Tur falan mı? Tur bisikletin gibi tur bisikleti sürüyordum. He, MTB tarzı. MTB değildi de turdu. Tur. MTB bir... nasıl diyeyim? Çok kısa dönem MTB sürdüm. Hı-hı. Daha sonra baya bir ara verdim bisiklete. Sonra yol bisikleti aldım 2007'den. 2007'den 2015'e kadar. Yani 7-8 sene falan ondan sürdüm. 35 bin kilometre falan yaptım. Yola geçtim 2 senede 33-34 bin kilometre falan yaptım. Zaten yol başka bir şeymiş arkadaşlar. Değil mi abi? Yani, yol hikaye yani. Bir yere hızlı gidebilirsin, yavaş gidebilirsin. Tamam. Burada yapabileceğin tek şey yani yolda yapabilirsin, yavaş da gidebilirsin. Hızlı da gidebilirsin ama MTB ile ya da şehir bisikletiyle hızlı gidemez. Yani bir noktada kısıtlıyor herhalde. Tabii ve oturuş tamam pozisyonuna bakarsanız da ağırlığınızın tamamını zaten TL'ye veriyorsunuz. O yüzden diyorlar ki ya bu kadar uzun mesafe nasıl gidiyorsun? Ben oturmuyorum ki zaten. Yani belki de ağırlığımın yarısı benim bacaklarımda ve kollarımda oluyor. Diğer yarısı da TL'de oluyor. Eşit bir dağılım oluyor. Eşit dağıldığı için yorulmuyorsun veya bir tarafın ağrımıyor. Bu şekilde yani arkadaşlar. Yani bence yoldan şaşmayın, yola devam edin. Yola devam abi. Evet, yola devam. Evet. Birol abimize kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi çok kısa bir zaman önce işte bir Türkiye rekorunu kırdı. 24 saatte 625 kilometreyi yani çok kısa molalarla tamamladı. Şöyle söyleyeyim onu da 2 saat 36 dakika falan mola verdi toplamda. 2 saat 36 saat. Yani 3 saate yakın bir mola verdi. 3 saat tutmadı. İzmir'e girdikten sonra İzmir'den sonra daha da devam edebildik ama mesela orada bir hata yaptık ekip olarak. İzmir'in içinde dolaştık. İçinde dolaşmadan. Yani yine devam edecek. Devam çünkü yol, çevre yolu daha farklı. Biz yani şehir içine girdiğiniz zaman evet. Lakası var, memlisi var, oraya durayım, trene basıyorsun. Senin saniyelerin az gidiyor zaten. Yavaşlıyorsun. Ya yani sağa sola gidiyorsun. Önüne bir şey çıkacak diye tedirgin oluyorsun. Ama evet. Şeyde öyle bir şey yok. Onu yolu görüyorsun, gördüğün zaman da basıyorsun. Otoban veya da yani transit yollarda daha kolay. Çevre yoldan, diye. Çevre yol değil mi? E5 diyoruz tabii İstanbul'da. Evet. E5'ten devam etseydik. D100 E5 yani D100 karayolundan devam etseydik çok daha ileri giderdi bence bu. Ve benim bisikletin kadro kulağı kırılmıştı bunu. Evet. Bisiklet değiştirdim onunla hemen arkadaşlara da gösterebilirsin. Evet.
bisiklete özel bir bisiklet herhalde. Özel değil aslında da sadece ben böyle alışmışım. Hmm. Kolumu da buraya dayayıp hem daha hızlı gidebiliyorum hem de daha uzun süre sürebiliyorum yorulmadan. Hmm. Dinlenebiliyorum burada, başka pozisyon olmasın. Diğer bisikleti yuvarlak biliyorsunuz zaten. Evet, normalde yuvarlak evet. Ondan olduğu için her dokunduğumda kemiklerim ağrıdığından hani şu buradaki kaval kemiği biliyorlar. Evet. O ağırdığı için süremedim. Yani bunlar bahaneler tabii. Yani bu arada şu çay muhabbeti bak bugün de şu anda göstereyim arkadaşlara. Evet, Birol abimiz turlarla da çayıyla birlikte yani böyle çayını da. Bildiğiniz çay arkadaşlar. Bu sulukta çay olur. Evet. Su olmaz yani. Çaycı aramaya gerek yok. Bu çaylık soğuk evet. Sıcak fark etmiyor ama içerim. Evet. Çaydan başkası yok yani. Hepsi yalan. Evet abi. Tabii ben de Rizeliyim. Aslen Rizeli. Oo, Rizeli tam çayın memleketi yani, abi. Sonuçta yapacak bir şey yok yani. Evet. DNA'mızda bu işlemiş evet. Evet. Birol evet. Abiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Eyvallah. Biraz onu tanımaya çalıştık ve kırmış olduğu rekor hakkında da biraz bilgi aldık arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.